Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkmenistan doğalgazının Türkiye'ye taşınması çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi. Hazar Denizi'nde bulunan dostluk sahasının da birlikte işletilebileceğini belirten Oktay, Türkmenistan ziyaretine ilişkin TRT'ye değerlendirmelerde bulundu. 8 yıl aradan sonra Türkiye ve Türkmenistan heyetleri bir araya geldi. 72 maddeden oluşan bir yol haritası üzerinde anlaşmaya vardı. Türkiye-Türkmenistan Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının 6.'sı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla Aşgabat'ta gerçekleştirildi. TRT Haber'e toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fuat Oktay, iki ülke arasında ulaşım, tarım, sağlık, inşaat ve özellikle enerji alanında ciddi bir işbirliğine gidileceğini söyledi. Enerji başlığının altında özellikle Türkmen doğalgazının Türkiye'ye taşınmasıyla alakalı veya Türkiye'nin Türkmenistan'dan doğalgazı almasıyla alakalı ciddi bir işbirliği mevcut ve burada nihai noktayı koymaya çalışıyoruz. Birkaç alternatif mevcut. Ya Hazar üzerinden TANAP hattının kullanılması veya da yine swap benzeri, yani buradan verilmesi ve komşu ülkelerinde Türkiye'ye vermesi şeklinde veya da yine boru hattı üzerinden veya da gemiler ve gemilerden sonra boru hattı üzerinden, üç alternatif üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmen lider Serdar Berdi Muhammedov'u Türkiye'ye davet ettiğini söyleyen Oktay, ziyaret sonrasında da Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan üçlü zirvesinin yapılacağını belirtti. Dostluk sahasında bir kuyunun birlikte işletilebileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamayı amaç edindiğini vurguladı. Karşılıklı yarar sağlayan bu projenin hayata geçirilmesinin bölge halkı için son derece faydalı olacağını sözlerine ekledi. Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da at üstünde Milli Oyunlar ekibinin gösterisini büyük bir beğeniyle izlediklerini duyurdu. Oktay halı müzesini de hayranlık içinde gezdiklerini ifade etti.